Merhaba arkadaşlar, ben Ersin Bayram. Ersin ile Doğada Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün İzmir Çeşme'ye geldik. Burada sahilde biraz araştırma yapacağız ama sahilin biraz üst tarafı dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi ilginç bir yapı var burada. Bu yapı kireç taşı arkadaşlar. Bu yapı bir kireç taşı. Şimdi bunu biraz inceleyelim. Tıpkı peri bacalarında olduğu gibi, yani rüzgarın, yağmurun aşındırdığı, böyle şekil yaptığı ilginç bir yapı. Hem bakalım bir şeyler bulabilir miyiz, hem de biraz görüntüleyelim buraları. Kireç taşında pek bir şey bulmak mümkün değil ama biz yine de bakalım. Zamanla buralar böyle aşınmış arkadaşlar. Göz göz olmuşlar. Şu biraz ilerisi de çok ilginç. Oraları da size tanıtayım arkadaşlar. Hep beraber gezmiş olalım. Ama öncesinde şöyle bir size denizi göstereyim. Güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Tam böyle kafa dinlenecek bir yer arkadaşlar. Kafa yorgunluğunuz varsa gelin hem taş araması yapın, hem temiz hava alın. Gerçekten güzel buralar. Kıyıdaydım, dikkatimi çekti burası. Geleyim bakayım dedim. Ve gerçekten ilgi çekici. Beni de bu tür yerler hep çekiyor zaten. Şöyle bakın. Evet. Uzaktan gördüm, dedim ki kireç taşı değilse, yani şuralar, aşağılar kireç taşı da, acaba dedim almandin bulabilir miyim? Çünkü böyle almandin kayaları da böyle delikli deşikli olur. Bulabilir miyim dedim ama değil. Bu da biraz değişim geçirmiş kireç taşı. Almandin bulamayız burada. Neyse arkadaşlar, böyle sizlere buraları göstermiş olayım ama birazdan sahile ineceğim. Taş arayacağız. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. Evet, yapı ilginç yapı arkadaşlar. Buradan zamanında ama su akmış arkadaşlar. Buradan bir şeyler akmış. Yani burası boş değil. Belki de termal su vardı, bilemiyorum. Kaplıca suyu vardı. Kim bilir ne vardı, yok oldu. İşte arkadaşlar, suyun aktığı yerler. Zamanında su varmış burada. Kim bilir neydi. Kaplıca, büyük ihtimal kaplıcaydı. Suyun aktığı yerler işte böyle. İşte yukarıdan şöyle çekimini yapıyorum arkadaşlar. Tam olarak işte buradan sular böyle gelmiş. Buradan şiddetli akmış. Burada işte şekiller oluşturmuş arkadaşlar. Bariz belli. Birazdan sahile iniyorum. Evet arkadaşlar, sahile yanaştık. Şimdi biraz güzel taş arayalım. Bu arada bir anekdot geçeyim arkadaşlar. Taş çeşitliliğinin, daha doğrusu, en yoğun olduğu, en bol olduğu, yani pek çok taşı bir arada bulabileceğiniz nadir yerlerden birisi de sahillerdir arkadaşlar. Ben herkese tavsiye ederim. Sahil kenarlarında taş arayın arkadaşlar. Mutlaka işe yarayacak bir şeyler bulabilirsiniz. Yani bir ya da birden fazla. İşte bir tane süt kuvars. Burada her şey var dediğim gibi. Hemen bir tane de silisyumdur arkadaşlar bu da.
akikle karıştırılabilir. Deseni itibariyle akikle karıştırılabilir. Bu asla bir akik değildir. Bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Bıçakla çiziyorsunuz arkadaşlar bunu. Bıçakla çizdikten sonra, yani çiziliyorsa eğer, bu bir silisyumdur. Akik değildir. Çizilmiyorsa akiktir. Zaten yüzeysel yapısından da belli oluyor arkadaşlar. Bu bir silisyum, hiç tartışma bile götürmez. Opal gerçekten çok güzel arkadaşlar. Islandık. Opal arkadaşlar. Güzel bir parça opal. Süt opal. Yine bir tane süt kuvars arkadaşlar. Ama kaliteli. Kaliteli süt kuvars. Bembeyaz. Sakız gibi. Çok güzel. Bu da işlenirse yine bir şeyler oluyor. Opal. Dendritli opal. Dendritli opal arkadaşlar. Güzel bir parça. Arkadaşlar bu direkt takı. Direkt kolye. Direkt kolye. Yani güzelliğe bakın. Yüz yuvarlak. Yani tabiat ana gereğini yapmış. Gereğini yapmış arkadaşlar. Direkt takı. Zaten bunları çok yakın zamanda bunları delebilecek kapasitede bir matkap alacağım. Bunları hep birlikte takı yapacağız arkadaşlar. Ben sizlere gösteriyorum ama yani kenarıya atıyorum sanmayın. Direkt cebime atıyorum. Direkt cebimde. Gerçekten harika arkadaşlar. Çok güzel parçalar var arkadaşlar burada ama